İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sizin kanalınıza, Beyaz TV'ye ve Beyaz Futbol'a sizin programınıza hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Sinan Engin, Gökmen Özanak, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la beraberiz. Yine her zaman olduğu gibi bir klasik haline gelen. Evet, artık tek sayfaya düştü. Tek sayfa. Bu ne demek tek sayfa? Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve 4. Beşiktaş. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Beşiktaş. Bugün Galatasaray karşısında aldığı yenilgi sonrasında ligde 4. sıraya düştü. Ve kalan 3'er maç var. 3'er maç sonrasında eğer lig bu şekilde bitecek olursa Galatasaray şampiyon olacak. Doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne. Başakşehir 3 ön eleme oynayacak. Bunlardan ikisi kolay. Son karşılaşma zor. Yani final denilecek karşılaşma çok zor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne giderken ön eleme oynayacak. Bunu belirtelim. Eğer böyle bitecek olursa futbol bir mucize oyunudur. Bunun da altını çizelim, belirtelim. Ama şu anda Türkiye'nin ortak kanısı şu. Galatasaray %60'larda, %70'lerde, %80'lerde şampiyonluk konusunda. Sinan abi, öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökmen abi hoş geldiniz. Abdülkerim merhaba, abi hoş merhaba. Geldiniz. Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Birazdan konuşulacak çok konu var. Ümraniye'den görüntüler var. Bununla beraber Florya'dan görüntüler var. Maç sonrası basın toplantıları var. Şenol Hoca'nın açıklamaları var. Bunların hepsini Fatih Terim'in açıklamaları var. Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Fırat Aydınus nasıl yönetti? Bunun üzerine konuşacağız. Ne oldu hocam? Hepsini konuşacağız. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Lakin sizlerden kısa bir reklam arası rica ediyorum. Bu gece çok uzun olacak. Bizden ayrılmayınız. Evet. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. 2017-2018 sezonu, İlhan Cavcav sezonunda gerçekten nefesler kesildi. Biraz önce de söylemiştim, artık tek sayfaya düştü diye kalan maçları bu şekilde gösterebiliyoruz. Yani hani ekrana bu şekilde getirirsek olur. Kim şampiyon olur diye sizlere soracağız. Tabii bu arada Twitter'da sizleri bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Bu akşam etiketimiz Beyaz Futbol Geceniz. Bununla beraber Voley'deki tribün sayfasına da yazabilirsiniz. Voley'de anketlerimize katılabilirsiniz. Bu gece bir hayli uzun olacak. Sezgin Gelmez Florya'da puan durumu sol tarafta, Sezgin Gelmez sağ tarafta bana göre sevgili seyirciler. Kalan maçları da birazdan tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Hemen ben yorumcularımdan müsaade edip bir Florya'ya gidelim. Florya cayır cayır yanıyor. Futbol tabiriyle meşaleler şu anda orada. Sezgin Gelmez'e dönelim. Çoluk çocuk, babalar çocuklarını omuzlarına almışlar. Şampiyonluk şarkıları söyleniyor Florya'da. Öyle değil mi Sezgin Gelmez? Sesi verelim. Ertem Şener, evet sizin söylediğiniz gibi büyük bir coşku var, meşaleler yanıyor, şampiyonluk şarkıları söyleniyor ve İmparator Fatih Terim sesleri yükseliyor burada. Davullar, zurnalar Florya'nın kapısında şu anda çalınıyor. Yavaş yavaş o kalabalığın içine girelim. Aslında takım otobüsü bir saat kadar önce, yaklaşık bir saat kadar önce girdi bu kapıdan içeriye. Büyük bir coşku altında girdi. Florya'da şampiyonluk şarkıları söyleniyor. İmparator Fatih Terim deniliyor. Ümraniye'den görüntüler ekrana gelecek şu anda. Kalan maçların olduğu yere, fikstürün olduğu yere de Ümraniye'den görüntüler. Sevgili seyirciler, Beşiktaş bu şekilde geldi. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerine geldi. Biraz sonra sevgili Onur Yıldız, sevgili yardımcım ekrana getirecek. Şenol Güneş'in görüntüsü, bir görüntü var. Son derece ilginç bir görüntü. Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniye'de son 2 sezonun
son iki sezonun geçmesinden sonra bu sezon en azından bir teşekkür niteliğinde karşılama bu. Şenol Hoca otobüste bu şekilde, bakın tam benim kafamın üzerinde. Şenol Hoca'yı görüyorsunuz, bir hayli morali bozuk. Gökmen abi, öncelikli olarak kutluyoruz. Neler söyleyeceksin? Sen hafta içerisinde de, geçen hafta da konuştuğumuzda Galatasaray'ın yeneceğini söylemiştin. Neler diyeceksin? Bir tarafta üzüntü, bir tarafta hani üzüntü değil, böyle ne diyelim? Hani vefakar, cefakar taraftar, Beşiktaş taraftarı. Ne diyeceksin, neler söyleyeceksin nasıl, bu geceyi? Nasıl üzüntü değil? Ya hayır, tabii ki üzüntü. Vefakar, cefakar taraftar. Senden biliyorum ben. Kahroluyorsun şu anda, üzüntü değil falan. Ben şu an yayın yapıyorum. Yani beni şu anda üzüntü... Üzüntüden kahrolmuyor. Ben şu an mikrofonu taktım, tarafsızım. Biliyorum, tarafsızsın ama üzüntü başka bir şey. Tarafsız olan insan üzülmez mi? Üzülüyorsun, kahroluyorsun. Üzüntü değil de diyorsun. Üzüntü, üzüntü. Şu anda kahroluyorsun. Perişan oluyorsun şu anda. Ya Neçe'de sonunda ölüm yok yani. Gidip de Neçe'de bir oyun bu. Yani çıkıp da Galatasaray yendi diye gidip de hani mahvolmanın da yahut da yerlerde sürünmenin falan bir anlamı yok yani. Ağzından yani bal Neçe'de, akıyor Gökmen abi. Ya ne, değil değil. Ağzından Neçe'de bal akıyor. Çok güzel. Ya zaten ağzından bal akıyor. Bu şekilde düşünmediğin sürece olayları görüyorsunuz. Abicim diyorum ya, ağzından... Fenerbahçe'de stadında olanla olayları görüyorsunuz. Ondan sonraki periyotta devam ediyor. Şenol Güneş bugün çıkmış konuşuyor sanki. Yani her şey bitmiş ya. Maçtan hani önce yaşam bir hayatı maçtan ya, önce dedi ya. Yaşamı maşamı bitmiş gibi öyle maçtan bir konuşuyor. Maçtan önce öyle o ruh haliyle şampiyonluk maçına çıkılır mı ya? Gözlerim yaşardı, ağlayacaktım ben de onunla beraber ya. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz kardeşim? Tamam, Türkiye'nin gerçeği var. Bu. Neçede ne olursa olsun. Tabii. Bir kıskançlık var. Zaten 3 büyük kulübün son dönemlerde. Son böyle dönem, çıkılır mı şampiyonluk maçına bu ruh haliyle? İnanılmaz şekilde yani birbirlerine öyle bir... beyanlarda falan bunu taraftarlar birbirine öyle girdiler ki bundan sonrası nasıl olacak onu da ben merak ediyorum yani. Olacak şey değil ya. Hani abi hakikaten yani seni, bu... hakikaten seni tebrik ediyorum. Yemin ediyorum hayatımda gördüğüm en centilmen, hem taraftarsın hem spor yorumcusun. Seni tebrik ediyorum. Bu skor tersi olsaydı bu program nasıl açılırdı ben mesela çok merak ediyorum. Sayın Ertem Şener'den bunun cevabını bekliyorum. Ama burada şimdi şöyle bu bir şey var. Bu program nasıl açılır? Bak şöyle bir şey bugün var. Maç Galatasaray 0, Beşiktaş 2 bitseydi bu programı Ertem Şener herhalde bir Beşiktaş marşıyla açardı. Ne diyorsun Sayın Ahmet? %100 sana yakışan Galatasaray marşını çalman Ertemciğim. Sayın Ahmet sana yakışanı ya. Sen ne diyorsun? Yok söyledi. Ertem söyledi. Galatasaray marşı UEFA kupasının UEFA müziğini falan dedim daha değil. Alma. Ha sen garantiye gidiyorsun. Yok ben diyorsun. İşi göreyim. Anladın mı? Daha kimin şampiyon tamam. olacağı belli değil. Düşünsenize şöyle bir şey var. Galatasaray Akhisar'da 2-1 yendi Türk Kupası'nda. İkinci maçta geldi burada 2-0 yenildi. Neticede ne olursa olsun yani orada Galatasaray yine kötü bir netice alabilir. Ama burada şimdi bugün itibariyle tabii Galatasaray'ları üzmek de istemiyorum. Daha realist bakıyorum ben. Şimdi burada tabii şunu da söylemekte fayda var. Biz o zamanlar şunu diyorduk. Fatih Terim gerçeği ikinci yarıdaki fikstür avantajı Galatasaray'da. Fatih Terim gelirse bu takımı adam eder falan gibi laflar etmiştik. Hepsi doğru çıktı. Ufak ufak bu şeyden itibaren. Fener'le beraber kaldı. Trabzon'u yendi. Başakşehir'i yendi. Neticede bugün Beşiktaş'ı yendi. Demek ki Fatih Terim farkı fark ediliyor. Bundan dolayı da yani kendisini de kutluyorum. Burada tabii Galatasaray taraftarının da mükemmel mücadelesi. Yani... tabii burada Fatih Terim olan inançları dolayısıyla hele yanılmıyorsam Trabzon maçı öncesiydi galiba. Bir gün önceden TT Arena'da şey yaptılar, antrenman yaptıklarında 25.000 26.000 seyirci geldi. Yani burada tabii burada Fatih Terim'in organizasyonu da çok önemli. Yani futbolcuların ne bileyim taraftarla olan ilişkileri, kendisinin taraftarla olan ilişkileri, karşılıklı sevgileri falan bunlar tabii dolayısıyla motive de ediyor. Bundan dolayı bugün kutluyorum. Galatasaray iyi oynadı. İyi mücadele etti. Burada şunu da söylemekte fayda var. Yani Fener ve Beşiktaş'ın üzülmesinden bugün Beşiktaş orada yani burada TT Arena'da Galatasaray yenebilirdi. Çünkü 6-7 tane net gol pozisyonu kaçırdı. Hani Galatasaray iyi oynadı. Şunu taraftar şudur budur diyoruz ama Galatasaray'a da bugün rakip oyuncuların Babel'inden tut, Negredo'sundan tut, Quaresma'sından tut çok net gol pozisyonları kaçırdılar. Yani onları daha önce 1-0 iken yani bir gol atsa yahut da bir gol öne geçse Beşiktaş belki de bugün itibariyle üzülen taraf Galatasaray olacaktı.
Yani ama neticede ne olursa bir spor müsa, futbol müsabakası bu. Evet. Galatasaray eline gelenleri değerlendirdi. İki bir güzü de büyük takımımız. Gökmen abi değerlendiremedi. Ondan dolayı da Galatasaray'ı neticede kutluyoruz. Şampiyonlukta iddialılar. Evet. Devam ediyor iddiası yani. Sinan abi şunu soracağım. Seninle yurt dışında birçok kez maç da seyretmiştik. İngiltere'si, İtalya'sı, İspanya'da. Mesela baktığımız zaman böyle kaybeden taraf genelde bu şekilde karşılanmıyor. Öncelikle bu geceyle ilgili yorumun nedir Türk Telekom'da ve bu görüntüyle ilgili Beşiktaş'ın da bu şekilde karşılanmasıyla ilgili neler söyleyeceksin? Ya şimdi tabii kupa maçında yaşanan bir takım olaylar, Beşiktaş'ın taraftarının düşüncesi, hafta içinde alınan kararlar, Şenol Güneş'in üzüntüsü ve Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı bırakacağını ve antrenörlüğü belki de bırakacağını dün de söylemiştik. Evet. Belki de antrenörlüğü de bırakacağını. Dolayısıyla bir moral bozukluğu var. Yani yerlerde sürünen bir adama haftayı yani geç başlıyorsun hafta içinde Fenerbahçe Başkanı, Şekip, dün antrenörü çıkıyorlar. Hiçbir saygı duymadan orada yaşanılan bir adam yerde sürünüyor, içeri kaçıyor ve adama tiyatro yapıyorsun diyor. Bazı gerzekler de ben diyorum ki 70 yaşındaki adam rol yapar mı diyorum. Şöyle bir şey yazıyorlar. 70 yaşında tiyatrocu olmaz mı? Şenol Güneş tiyatrocu değil. Şenol Güneş teknik direktör. Statta içeriye kaçıyor. Diyor ki Neşat, işte rahmetli Neşat Uygurlar, İsmail Dümbüller, Hulusi Kentmenler var. Bunlar kaç yaşındaydı? Bunlar bir tiyatro yapma. Şenol Güneş tiyatrocu değil. Şenol Güneş bir futbol adamı, içeriye kaçıyor. Kaçarken düşüyor. Yerlerde sürünüyor. Yani iki tane adam tutuklanıyor. Siz kumpas diyorsunuz. İki tane orada fanatik çocuk atıyor. Kumpas adında yerleştirdiniz. Bu garipleri de attınız orada. Neyse. Arkadaş. İnsanın insana saygısı yok. Şenol Güneş'in bütün hareketlerine sonuna kadar bugün katılıyorum. Davranışlarına katılıyorum. Bu ülkede bazı şeylerin değişmesi gerektiğine, insanların saygılı olması gerektiğini düşünüyorum birbirine. Yani rakip bu kadar değil. Bakıyorsun. Fenerbahçeli futbolcu dün tweet atıyor. Savaştan kaçmıyoruz. Değil mi? Öyle bir evet, şey mi? Evet. Savaş. Ne savaşı? Josef Savaşta Tesoza. Mıyız? Evet. Kavgadan kaçmadığın için. Yani ne gerek var? Bunlara tebrik ne? Ederim demiştim. Ya bakıyorsun. Teknik direktör dün maç konuşması yapıyor Aykut. Tamamıyla Şenol'la ilgili konuşuyor. Ya arkadaş. Ya insanın yediği orada dayağı, orada itilmişliğine yakışmaya biraz saygın olsun. Beşiktaş bir süreçten geçiyor. Beşiktaş taraftarı, iradesi, yönetim kuruluna bir karar bildirdi. Yönetim kurulu da bu kararı aldı. Saygı duyuyorum. Ben de sonuna kadar arkasındayım. Sinancığım bir de sana ilave olarak da söyleyeceğim. Bundan sonraki olacak bu federasyon verdiği bu cezalar. Bundan sonra olacaklardan sizler sorumlusunuz. Federasyonda yahut da kendi içindeki... Neyse o farklı bir konu var orada Gökmen abi. Neyse oraya geleceğim abi. Bak şimdi. Sinan, şimdi bakın. Hocam arkadaşlar. Şu Galatasaray'a geleceğim onun için tamam, yani ne yapacak ne konuşacaksak sen açtın konuyu Beşiktaş'ta. Orada hepsini konuşuruz. Yani burada şimdi ben bir şey daha söyleyeyim bitireyim hemen. Bundan sonraki periyotta olacak olaylarda aynı cezayı vermezlerse abi anladın mı? Bak dünyanın neresinde Patagonya'da da liginde de olsa bir maç eğer tatil ediliyorsa o takımın ev sahibinin aleyhine o maç sonuçlanır. Neyse aynen, geçtim. Öyle. Gelelim bu akşama. Galatasaray futbol takımını tebrik ediyorum. Muhtemelen de şampiyon. Ve biz bu Fatih Terim gelsin diye de burada bütün herkes hepimiz Fatih Terim dedik. Tudor'dan beri Fatih Terim dedik. Gelsin diye. Hatta kızdılar bize Beşiktaşlısı bilmem nesi kızdılar. Bu Fatih Terim'i getiriyorsunuz bilmem ne falan. Evet Fatih Terim doğrudur Galatasaray'da. Bu Türk Telekom'da bir şey söyledim. Bu Beşiktaş takımı yener dedim. Yenebilirse dedim. O güçte dedim. Ama bu Beşiktaş takımının bugünkü haliyle yenme ihtimali çok zor. Ekranın yani bu oynadığı oyunla kaçırdığı goller. Negredo'nun pozisyonunda kaçırmış da kırılma animi falan filan geçeceğiz bunları. Bunların hepsini atalım bir kenara. Beşiktaş bugün oynadığı futbolla Galatasaray'ı yenmesi çok zor. Yenemezsin. Yani Negredo onu buradan atamıyorsan lens'e bakıyorsun falan da filan da 2-3 eksikli oynuyorsun. Kötü oynayan bir 5 tane pozisyonlar var mı? Var. Ama Galatasaray içeride çok farklı bir takım. Şampiyon gibi de diyebiliriz. Yani muhtemelen Başakşehir falan filan uğraşacaklar. Görüntü o. Berabere kalırsa falan filan. Ama onun dışında dün akşam da burada Ertem'le söylediğimizde Galatasaray'da kazanırsa şampiyon olur. Beşiktaş'ta kazanırsa şampiyon. Buradan da vermezler diyor. Büyük takımlar vermezler. Kısacası Beşiktaş takımı
Bugün kötü oynadı. Mağlubiyeti hak etti. Ama Galatasaraylar, bak kızmayın. Bana Instagram'a yazıyorsunuz. Çocuklar söylüyorlar. Böyle böyle falan filan yazıyorsunuz. Şampiyon siz Tudor derken biz bu Tudor'un yanlış olduğunu söylüyorduk. Sevgili Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'i getirin diyorduk. Tamam mı? Burada anlaşalım. Şimdi ben buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sevgili Ahmet Çakar'a da söylüyorum. Sevgili Ahmet Çakar'a söylüyorum. Hep buradan geniş geniş atıyor da hiç tweet görmedim ben daha. Sana niye çakıyor ya? Hiç tweet görmedim. Bilmiyorum. Dur bakalım. Allah ben Allah. Buradan Türkiye'ye söylüyorum. MHK Başkanı'na da söylüyorum. Türkiye'de yaşayan bütün canlı hakemlere söylüyorum. Eski hakemlere. Belhanda'nın pozisyonuna kırmızı kart vermeyen kim varsa... Tam ekran verin Sinan abi. Bakın Belhanda'nın pozisyonuna, bu dirseğine... Fernando'nun birinci sarı kart, ikinci, üçüncü sarı kart önünde oldu falan filan, onları falan geçtim. Gomez'in falan. Ben ona bakmam, bak. Yine söylüyorum, tespit hata olmasın. Beşiktaş bugün yenemezdi 11-11. Ha o Belhanda oyundan atılırdı falandı filandı. Tosic atıldı falan, oraya da gelmiyorum. Ben sadece bir tane pozisyonu söylüyorum. Belhanda'nın pozisyonuna yaşayan canlı, cansız... Bütün hakemler bana mesaj atabilir. Canlı cansız. Hepsi. Süpersin ya. Canlı cansız derken şey, cansızlar var ya cansız. Abartıyorum anlaşılmak ya, için. Tatilde ya, falan var. Bahat Beyaz mesela seyrediyor. Cansız şu an. He cansız. He hakemliği bırak. Bak canlılar var. Hoca da cansız. Aktif olmayan. Twitter'da canlılar var. Canlı cansız canlı, çok cansız iyi. Canlı var. Twitter'da şu pozisyonu seyredip de. Burada yanımda oturuyor. Bana desinler ki. Hocam. Bu pozisyon. Canlı sensin. Bu birazdan hocaya da soracağım. Bu pozisyon kırmızı değil. Fırat'ın önünde. Bu Cüneyt Çakır'dan. Bu Fırat Aydınus'tan kurtulalım artık arkadaşlar. Bu eyyam hakemliği bıraksınlar. Bu maç idare etmeyi bıraksınlar. Maç yönetsinler. Bu pozisyona kırmızı kart değil diyorlarsa hepsi birden saygı duyacağım. Sevgili hocama da söylüyorum. Üçüncü güzel dakika Sinancığım. Sinanlı tweet atıyordun. Tabii. Şöyle diyordun, böyle diyordun. Şu dirsek bu çocuğun çene kemiğinin kırılıp hastaneye falan ambulansa bindirip gitmesi mi lazımdı kırmızı kart görmesi için? Evet. Fatih Hoca'yı dinledim. Şahane anlattı. Hakem güzel, o güzel, bu güzel, şu güzel. Bak futbol takımına laf söylemiyorum. Senin futbol takımını ben örnek verdim içeride. Hani o bizim ne o dizi var ya bizim Çukur dizisinde. Evet. Bir sahne vardı, evet. Hatırladın mı? Öyle bir onu hazırlasanız arkadaşlar. Öyle bir takımım var içeride. İçeride müthişsin. Ben şu pozisyonu söylüyorum. Sevgili Çakar. Her zaman atardın tweetlerini. Ne oldu Galatasaraylı'nın mı... Depreşti bir anda da hiç sesin çıkmadı. Şunu sen bitti nasıl kardeş? İzah edeceksin bitti bana. Bitti mi kardeş? Bitti buyur. Bitti. Öncelikle Galatasaray kulübünü sadece bu gece için değil. 2 hafta önce Başakşehir, 5 hafta önce Trabzon'u. Aşağı yukarı hepsini 2-0, 2-0 ve 2-1 yendi. Başarısından dolayı kutluyorum. Ve kanaatim o ki Galatasaray %75 oranında şampiyon olur. %75 ciddi bir orandır. Ama %25 de az gibi görünse o da ciddi bir oran. %75 az bence. Bence ama 100, iki deplasman bence olur. Bence %90 şampiyon olur. Gelelim buradan. Bana inanırsınız inanmazsınız. Güvenirsiniz güvenmezsiniz. Geçen hafta ne demiştim? Kalkmayan bir offside bayrağından sonra oluşabilecek muhtemel penaltı verilmediği için geçen hafta Galatasaray hakemle kazandı demiştim. Ne dedin? Bugün niye duymadık işte, senden bir şey? Ben mecbur muyum senin gibi düşünmek zorundayım? Doğru. En az 20 tane 30 tane derbi yönetmişimdir. Herhalde en az 250 tane derbi seyretmişimdir. Dünya kupaları seyretmişimdir. Herhalde Fırat Aydınuz adlı hakemin de bir 50 maçını Ankeni seyretmişimdir Türkiye'de. Çok da bak oğlum Fırat. Çok da beğendiğini düşünmem. Çok zamanında çok sallamışımdır. Eyyamcı demişimdir. Evet, saçın başın ayrı oynuyor. Çok konuşuyorum. Evet, zaman zaman çok affedersin Fırat'cığım. Konsomasyon yapıyorsun yani. Onunla konuşuyorsun mu? Bak kardeşim. Necati, sen de evladım hazır ol. Voley'de anketi açmak için son bir iki dakikan. Aa. Yusuf Namoğlu abime sesleniyorum. Yıldırım Demirören kardeşime, arkadaşıma sesleniyorum. Evet. Hepimiz derbiler yönettik. Fırat da çok derbi yönetti. Bir derbi maçı ancak Fırat kadar başarılı yönetilebilir. Tebrik ediyorum. Hata yapmadı mı? Ufak tefek kart, faul hataları var. Ama overall, global olarak baktığım vakit Fırat Aydınus'un teknik isabeti, oyuncular üzerindeki disiplini, fazla cilveye girmemesi, maçı kontrolü,
verdiği penaltı, verdiği penaltıyı önce avantaja bırakması, avantaj gol olmayınca dönüp penaltı verip kırmızı kartı vermesi. Bir dakika. Belanda'ya da geliyorum. Hepiniz pozisyonu gördünüz. Belanda'ya gelmedi. Bir dakika, penaltıya geldin diye. Evet. Hatırladınız mı Apo kırmızı kartı nasıl gösterdiğini? Evet. Nakatoma geldi. Japonca ona bir şeyler söyledi. Önce vermedi, geri döndü. O da küçük Japon. Döndü, o da küçük Japon. Fırat Aydınus da küçük Japon. Küçük Japon olduğu için Fırat Aydınus da büyük Japon geldi ona dedi ki aman dedi kılıcık dedi vururum sana dedi. Onu da anlatacağım. Hocam, onu da sana dinlediğini anlatacağım. Hocam kırmızı göstermeyecekken kırmızı gösterir misiniz? Bak Galatasaray futbolunuza bir şey söylemiyorum. Sabahtan akşama kadar yenerdiniz. Fırat Aydınus'u konuşuyoruz. Tebrik ediyorum. Şampiyon Sinan Hanım ben senin sözünü kesmedim. Buyur hocam. Kardeşim. Buyur hocam. Anlat. Eğer benim hakemliği izleme, hakemi değerlendirme ve bu konuda tarafsızlığıma itibar edenler için etmiyorsanız herkes baksın dalgasına. Bana göre Fırat çok iyi maç yönet. Gelelim Belanda olayına. Belanda olayı. Maçın başındakini diyorsun değil mi? Yok hocam o bitti içeride türbünde var ya türbünde kavga etti. Yapmayın bitti. Bakın. Maçın başında herhalde 3. dakika oldu. Başka pozisyon var mı? Allah Allah. Allah, Allah, Allah ne demek? Üç, top dakika, geliyor. Dakika 3. 1. Belanda'nın hareketi. Ben de medelim. Belanda'nın hareketi asla kırmızı kart değildir. Niye? Bir dirsek olayında kırmızı olabilmesi için iki tane önemli unsur vardır. Bir, kullanılan kemik gidiyor. Yani dirsek gidebilir. Otur abi sen baksana bana. Şu, bakın. Sen abi nereye? Bu kırmızı. Of. Tamam. Evet, yorumluyorum. Veyahut da vücudumla hız kazanarak gelip böyle vurursam bu da kırmızı. O da kırmızı. Belanda'ya gelen topu Belanda kolunu açıp dirseğiyle değil şu kolunun yan tarafıyla bedele itiyor. Bitti. Bu asla ama asla kırmızı kart değil bu bir. İki. Sarı mı peki? Tabii sarı. Tamam. Sarı. Ama asla kırmızı değil. Aynen yani, katılıyorum ben sana. Asla ve asla. Hani bak dersiniz ki yoruma açık. Ha bu. Asla kırmızı değil. Gelelim penaltıya. Gelmeden önce Sinan abi stüdyoyu terk etti. Çok da... Aa Sinan yok hakikaten Sinan. Gitti vallahi ya. Gel kar. Nerede bu adam? Oraya gitti. Arkaya gitti. Abi şimdi ben Sinan'ı bekleyeyim o zaman. Ben başka şeyler konuşayım. Sinan herhalde küçük su döküp gelecek. Hocam ne küçük suydu ya? Dökemez mi? Hocam ne alakası var? Beyat'a bunu anlayamıyorum. Hocam bir söyleyeyim. Atam açık söyleyeyim. Sen asla kırmızı kart dediğin an ağzından sinkav çıkıyordu. Ah geldi. Ya bir dakika. Kendini zor tuttu. Ben. Vallahi. Necati. Oğlum Necati. Hemen böyle de aç. Fırat Aydınus'u nasıl buldunuz? A. Dışarıda mı yetiştir? A. Çok iyi yönetti. Ben yaptım hocam. Yaptım. Hatalarla dolu. Bir de benden yapın. Hatalarla yaptım, dolu. Yaptım. A ve B şıkkı Necati. Böyle yani, bir anketi aç oğlum. Tamam. Şimdi. Necati İstanbul hocam bir müsaade etsen. Bir daha anlatacağım. Yani bu dirsek. Ne güzel itme falan oldu sen izah ettin. Dirseği ne güzel izah. Sinan. Ağır çekim misin? Sinan. Televizyon, ne oldu televizyon? Ya? Beşiktaş maç kaybettiği vakit bütün faturayı hakeme kesmek manipülasyonlara başladı. Ben geçen sene bunu yaptığım vakit sen şahitsin. Bir dakika dur. Bir dakika. Galatasaray'ı tebrik ettim. Beşiktaş mağlubiyeti hak etti. Şahitsin değil. Bakın bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sen çocuğu bunu itti diyorsan şöyle dediysen. Bak böyle itti diyorsan. Ben bir şey demeyeceğim. Ya Sinan, seni seyrettim. Vallahi billahi kırmızı kart değil ya. Hocam, bana belanları yaptı. Ya bu hocam. Vallahi ne? Ya sor. Bak. Eski milli futbolcular sor. Hocam. Gözler özerak cevap ver. Bir dakika herkes fikrini söylesin. Söylesin. Bence bak, bu sarı, bir... sarı doğal. Sarı değil. Değil. Bak sarı değil. Bu ne biliyor musun? Bu Belanda'ya bir çağıracaklar. Ertesi gün bunu bir yemeğe getirecek şey. Ne o çocuk bizim medal. Biri diyecek çok güzel şekilde diyecek ağırladın diyecek medal onu yemeğe getirecek olur mu? Fırat Aydınus ödüllendirecekler onu. Ya Necati hocam, anketi kaldırın. Necati ya, anketi kaldırın. Belanda yapılan hareket kırmızı kart mı sarı kart mı? A kırmızı kart B sarı kart. Yani buraya kilitlendi olay. Bunu ben bunu bir dakika dur hocam. Ha. Konuya da bir odaklanalım. Oraya geleceğiz de. Odağındayım. Şimdi cin gibi bu çocuk. Aa küçük Japon. Bu küçük. Küçük Fırat. Bak bu küçük Fırat. Penaltıyı gösteriyor. Bu tabii avantaj ne kadar oynatılıyor bunu anlayamadık. Avantajı oynattı. Hadi çıktı pozisyon offside falan da demiyorum. Onu da geçtik. Oynattı. Döndü penaltıyı verdi. Abi bakın bir adam penaltıyı gösterdiği an çıkarır cebinden tak kırmızıyı da gösterir. Penaltıyı verdi. Bak böyle yaptı. Böyle yaptı. O konu kalktı. Böyle geldi. Yerine geldi. Küçük Japon geldi. Küçük Japon ona bir şeyler söyledi Nakatoma. Evet. Büyük Japon da tamam abi dedi. Çağırdı kırmızıyı tamam, gösterdi. Abi mi dedi? Bu nasıl bir kırmızı kart göstermedir abiciğim? Sinancığım yapma bir futbolcu söyledi diye gelip ben de Japon. Evet bir dakika. Bu kadar da değil ya. Bir dakika Sinan bu kadar da değil ya. Gözünüzü yarayın. Burada eşek oturmuyor. Burada asbel kadar 20 küsür sene hakemlik yapmış bir herif oturuyor. Zaten biz ne dedik? Bir izah edeyim. Hocam hayır şu var.
pozisyon penaltı, Sinan penaltı değil demiyor. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kırmızı kartı çıkarışı, evet, teknik açıdan gecikmeli ve bu Sinan'ın anlattığı şeye mazeret bırakıyor. Hakikaten ben de dedim aa atmadı dedim hatta önce. Aa niye atmıyor ki dedim. Penaltı verdiyse atması lazım dedim. Atmayacak zannettim. Çünkü vücut dili ve penaltıyı verdikten sonra dönüp gitmesi bana sanki kırmızı çıkartmayacak gibi geldi. Teknik açıdan kırmızı doğru olabilir ama yaptığı hareketler insanda böyle Sinan gibi mide tamam, bulandırıcı. Tamam. Hakemlerden mesaj geliyor. Ne zaman geldi Nagatomo ile konuştu konuştu sonra gitti kart çıkardı. Aynen hakemlerden. Gecikmedi mi? Hakemlik teknik hakemlerden de mesajlar mi geliyor %100 kırmızı diye. Hangi hakemlerden? Bu... Şeyin çocuğun sizin o bak, Belanda'nın pozisyonu. Değil Türkiye'deki bütün hakemler. Mezardaki bütün ölü hakemleri çıkart. Bütün mezardaki bütün ölü hakemleri çıkart. Dünya ve kainattaki bütün hakemleri de koy. Bana hiç kimse. Bu pozisyona. Hiç kimse. Belanda'nın Medel'e 3. dakikada yaptığı bu hareketi kırmızı oldu. Asla ya kırmızı oldu. Değil o. Bak bu değil. Bu değil. Sen bu diyorsun. Evet bu bak. Ah, anlatamam. Hocam bu ne ya? Ulan bu nasıl bir düzenle yaşıyoruz? Verin görüntüyü de anlatayım burada. Hocam görüntüye bak hocam. Hocam he, çocuğun dirseği kapalı vaziyette Medel'in çenesine giriyor. Bak abi dirsekle vurmuyor. Kolunun burası yine itiyor. Ya hocam gözünün önünde bir tane sarı aldı. Hatırladınız mı? Eliyle alıyor Fernando. Gözünün önünde. Evet, alıyor dönüyor. Evet, hocam, elle tamam. Bir dakika elle. Kart vermedi ya. Hayır. Her elle oynamak kart değildir. Hocam bu çok kasti oldu. Gökmen abiyle gördük değil mi? Hocam bir tane bir tane. Sen de evet sarı olabilir dedin. Bir dakika. Adriana'ya taban var. Bastı. Başın başında. Evet. Bak ne diyorum. Sıfır hata ya, yapma hocam ya. Bak, en az 5 tane sarı. Onlar yoruma açık. Fernando atılmalı. Fernando atılmalı. Bakın. Yine söylüyorum. Galatasaray 11-11. Galatasaray 11-11. Bugün Beşiktaş'ı sabahtan akşama kadar yener arkadaş. Peki. Bak. Peki. Ama şunu mu demek istiyorsun? Sizi mutlu etmek için inanmadığım şeyleri mi söylüyorum? Hayır hocam. Fırat Aydın'ın çok iyi maç yönetti. Belanda'ya verdiği sarı kart kesinlikle doğru. Kırmızı kesinlikle yanlış olurdu. Penaltı kararı %100 doğru. 4-5 sene öncesinde kural değişti. Bir şeyi avantaja bıraktın mı geri dönemiyordun. Fakat FIFA yani yaptı oyun kuralı değişikliğiyle avantaja bırak. Avantajdan tamam, istediğin verimi alamazsan geri dön dedi. Dolayısıyla doğru. Fırat orada muazzam hocam, bir hakemlik yaptı. Geliyorum. Geliyorum. Gomis'i çekti, sürükledi. Gomis sıyrıldı, dengesini kaybetti. Top birine geldi, vurdu. Gol olursa golü vereceksin. Gol olmadı. Fırat çok doğru bir uygulamayla penaltıyı verdi. O Japon geldi ya. O Japon'un iknası değil. Fırat o anda düşünüyor. Ne yaptı? O fotoğrafı tekrar penaltı sarıyor, düşünüyor. No var mıydı, açık kapalı mıydı? Şayet. Tosic'e kırmızı değil sarı verse de ben kabul edebilirdim ama kırmızı daha doğru bir karar. Çünkü Tosic arkadan çektiği vakit Muslera biraz açıyı kapatmıştı. Muslera biraz açıyı kapatmıştı. Dolayısıyla ben hakemler benim babamın oğlu değil. En sevdiğim hakemlerim burada bile buradan ben belinden su aldığım çok maç bilirim. Fırat Aydınus'u ben bu akşam beğendim. Ben asla ve asla Galatasaray'ın galibiyetine Fırat'ın yönetimi değil. Fırat'ın başka bir şeyini daha beğendim. Ben bu pozisyonla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ben şu pozisyonla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ben evet. Kaleci Fabri'nin... Yapmadı Fabri. Ben, sen öyle ben hocam öyle ben Tosic foul'u yaptıktan sonra bak çektikten sonra Gomis düşmüyor. Ayakta kalıyor. Devam ediyor ve kaleciyi çalımlıyor zaten. Abi çalımlarken istese vermez çalımlarken hocam. Bak çalımlarken Fabri üstüne doğru yıkılıyor. Ben sanki kırmızıyı yanlış gösterdi diye düşünüyorum. Abi ya ben, Sinan ben Fabri'yi atmasını sizden şunu beklerim. Bakın ben öyle bakın sizden neyi beklerim? Evet, neyi beklerim? Çünkü hocam burada düşse Fabri'ye nasıl olacak? Arkadaşlar. Söyle hocam. Sevgili Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerliler, Trabzonlular bütün Türkiye'ye sesleniyor. Evet. Ben geçen sene evvelki sene Beşiktaş'ın şaşalı yıllarında Beşiktaş zaman zaman hakemlerle kazandığını söylediğim vakit başta Sinan Engin ve Ertem Şener benim ağzıma. Ertem'i karıştırma. Bir dakika. Ertem ağzıma üst tüpü beni sıkmadıkları, tıkmadıkları kaldı. Beni konuşturmadılar. Bu akşam Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu akşam faturayı hakemlere yıkmak istiyor. Ben buna izin veremem. Ben hakemlere şimdi, sevgili Galatasaraylar, ben hakemlere falan bakın itmiyorum hiçbir şey de yapmıyorum. Hakemlerle bak 11'e 11 Beşiktaş'ın yenme ihtimali bugünkü oyunda sıfır. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben Belanda'nın pozisyonu göstermediği çift sarılar var. Atmadı. Ben bunları söylüyorum bu Fırat'ın. Ben bu Fıratlardan falan dünkü Cüneyt Çakırlardan falan yeter abi. Bunların idare etmelerinden ben bıktım arkadaş ya. Galatasaray'ın da burada çok haklarını biz savunduk.
Galatasaray. İşte Türkiye. Galatasaray hak etmiştir. İşte Türkiye. Galatasaray %75'e 80'e de bitirmiştir işi. Ben kaç hafta önce Abdurrahim Albayrak'ı gördüğümde de söyledim. Geldi. Dünyaca ünlü, dünyaca ünlü eski bir hakemden mesaj geldi. Şu anda bizi seyrediyor. Kimmiş o? Correct decision. Hani bizim seyrediyor bana beklesin. Correct decision ne demek? Doğru karar. Doğru karar. Şey for. Yok yok şimdi değil. For Belanda. Ya Belanda'yı yanlış yazmış ama yani. Belanda'nın hareketi kimmiş için. Kimmiş hocam o ya? Correct efendim. Kim o kim İsmi, o? Sen ismini ver ben de vereyim. He? Sen ismini ver ben de vereyim. Benim bunun ismini? He. 5 numara. İsmi vermedi. Ben de vermeyeceğim o zaman. Dünyaca ünlü. Correct decision dediğine göre. Dünyaca benden ünlü. Doğru karar dediğine göre. Benden ünlü değil hocam. Yellow card. Yellow card. Correct decision. Bak tekrar geldi. Bak Ertemcik. Sabahtan akşama kadar bunu tartışırım. Gördün mü? Kralıyla tartışırım. Ne yazıyor? Bakın. Aynen öyle hocam. Evet. Doğru. Bu geç o. Ama seni Kolina mı arkadaşım? Bana ne Kolina'dan? Kolina'ya mı attın videoyu? Ben Kolina falan demiyorum. Neyse, ben. Gördüm. Ben, Kolina yazıyor orada. Hocam. Kolina'yı ben Kolina'nın kodu vardı. Ben yazıyorum. Sinancığım şöyle bir şey var. Şimdi buyurun. Şu resim yani burada tabii bizim programda bir canlı olmadığı için. Yani ne demek canlı? Banttan mı şu anda? Yok yok. Şu an yani, saat 23.54. Fotoğraf yok, fotoğraf diyor. Görüntüler yok. Evet. O anlamda hayır insanlar yanlış anlıyor. Oynamadığı için net olarak göremiyorsun. Geliyor şimdi. Anladın mı? Burada öyle bir şey pozisyon var ki sanki suratına dirsek gibi. Ya beyler eski milli futbolcu. Gökmen abi özür dilerim. Reklama gidiyoruz. Mı? Acil. Gökmen abi. Reklama gidiyoruz. Söyleyin Gökmen abi. Söyleyin. Beni bu konuda kimse ikna edemez. Olabilir. Galatasaray. Tamam doğru. Adam çok iyi bir takımdır. Ya. Bana gösterdi. Ben oyun içinde sarılar var. Bunları gösterildiler daha önce. İki sarıdan Fernando'nun elinle alıyor. Bir kardeşim tane her, elle, her elle alınma sarı kart değildir. Reklam. Çok verildi. Yapmayın. Reklam. Her elle alınma sarı kart değildir. Reklam daha sonra beraberiz.